Şehirde Sanat'tan herkese merhaba. Biz kaldığımız yerden yepyeni bölümlerle güncel kültür sanat etkinliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Güncel demişken bazen kaçırdıklarınızı, bazense gelecek etkinlikleri izliyor olacaksınız. Biz sizlere tiyatrolarla, sergilerle, konserlerle, festivallerle, röportajlarla dop dolu programlar hazırlıyoruz. Bakalım bu hafta sizin için seçtiklerimiz neler olmuş? Boğaz'ın en güzel yalılarından biri olan Sait Halim Paşa Yalısı'ndayız. Sizleri Sushiko'nun yalının tarih odalarında düzenlediği sushi atölyesine götürüyoruz. Nasıl buldunuz? Gayet güzeldi. Hem eğlenceliydi hem öğreticiydi. Yani ben beklediğimin biraz üzerinde mutluyum şu anda. Peki evinizde uygulamayı düşünüyor musunuz? Evimde uygulamayı düşünüyorum. Zaten buraya gelmemizin asıl amacı da o. Yani misafirlerimize sushi ikram edebilmek, beraber yemek. Bunu yapmayı daha da iyi ilerletebilmek. Bütün hedefimiz bu. Bakalım. Sushiko şeflerinden Yutaka Hoshino, sushi atölyesi etkinliğinde katılımcılara sushi yapmanın en ince ayrıntılarını uygulamalı olarak anlatıyor. Katılımcılar hem eğleniyor hem de evlerinde yapabilecekleri lezzetli sushi tarifleri öğreniyor. Etkinliğin sonunda sushi yapmayı öğrenen katılımcılara Sushiko tarafından sertifika veriliyor. Duvarlara ses veren ünlü grafiti sanatçısı Banksy'nin çoğu eserinin toplandığı The Art of Banksy sergisi Global Karaköy'de 31 Mayıs'a kadar devam ediyor. Şimdi sırada sergiden sizin için seçtiklerimiz var. Yaşayan en ünlü sanatçılardan biri olan ve 10 yıldır başta İngiltere olmak üzere pek farklı ülkede yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle tanınan Banksy İstanbul'da. İlk olarak Londra, Brighton, Bristol gibi kentlerde duvarlara yaptığı grafiti çalışmalarıyla tanınan ve şimdilerde çok sayıda eseri bulunan sanatçının eserlerinin büyük bir derlemesi Global Karaköy'de. Yaklaşık olarak 85 eserin bir araya toplandığı sergide Banksy'nin Kırmızı Balonlu Kız, Gül Şimdi, Hizmetçi gibi çok bilindik eserleri de var. Akbank Sanat'ın düzenlediği 12. Kısa Film Festivali'nde 104 film izleyicileriyle buluşuyor. Hayat Kısa Film İzle sloganıyla 7-17 Mart tarihleri arasındaki festivalde çeşitli söyleşi ve atölyelere de yer veriliyor. Sama yaydı botma vay, sama yaydı botma vay, ay ay bu boğaçı. Bu yıl 12. kez düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali, ilk kez oluşturulan Uluslararası Perspektif bölümüyle kapsamını daha da genişletti. Dünya sinemasının büyük ustalarından Cafer Panahi'nin filmi Taksi Tahran büyük merak uyandırıyor. Bu yıl 28 ülkeden toplam 104 film festivalde seyirciyle buluşacak. Tiyatroya bilet almak yerine hediye götürmeye ne dersiniz? Bu hafta sizleri izleyicilerine farklı bir deneyim sunan Camembert oyununa götürüyoruz. Armağan ekonomisi sistemiyle çalışan oyun izleyicilerine değişik bir tecrübe sunuyor. Reval ilk! Devrim ruhunun iplerini elinize alın! Kap! Bu kadar yer kaplar. En altın haliyle de bu kadar olur. Camembert bir peynir çeşidi, Fransız püflü peynir çeşidi. Oyunun isminin Camembert olmasının sebebi aslında kadınlara yönelik hani bir peynir çeşidiyle bir gönderme yapılır. Biz de biraz ona bir gönderme yapıyoruz üstü kapalı şekilde. Bu kadar yer kaplar. En maço haliyle de bu kadar. Olmuyor.
Denedim, olmuyor, kabul edemiyorum. Peki oyunu seyretmek isteyen izleyicileri farklı bir sistem bekliyor. Bilet yok, armağan listesi var. Bu armağan uygulamasıyla neyi amaçlıyorsunuz? Listede aslında gene parayla alınan şeyler var. Her oyuncu işte, ekipteki herkes kendi kalbine dönüp gerçek ihtiyacını yazıyor. Parayla alınan şeyler çıkıyor, işte saç köpüğü, rimel, yani gerçekten öyle ihtiyaçlar çıkıyor ama şu da çıkıyor. Ben bir saat yoga dersi istiyorum. Ben oyun sonrası topluca şarkı söylemek istiyorum çünkü kutlama yapmaya ihtiyacım var ya da hastalıklarla başa çıkmada cesarete ihtiyacım var. Yani parayla satın alınamayan şeylerin de bu şekilde seyircilerin vermesine imkan tanıyan bir sistem oldu. Fiziki anlamda yok öyle bir şey. Oyuna gelen izleyiciler bu oyunda öncelikle 4 tane kadın görecekler. Sırayla sabahtan başlayarak günümüzü anlatarak bir olmanın yollarını arıyor bu 4 kadın. Bireysel bir birlik hissine ulaşmaya çalışmalarının sürecini göreceğiz. Acaba olacak mı? Bir sürü yol deneyecekler hani oyun boyunca. Bugüne kendilerine ve buradaki topluma, dünyaya bir şey söylemeye çalışan 4 tane kadın görecekler. İnşallah biraz da kendilerini görecekler. Birlik varsa bir daha var. Biliriz o zaman. Var bir. Adabı vardır rakının. Önce kiminle içtiğini bileceksin, sonra kime içtiğini. Biz bu hafta rakıyı sizle eğlenceye içelim dedik. Rakı masasına yeni bir boyut kazandıran Gastro Musical Experience için Cihangir'de Mini Müzik Hall'deyiz. Başka konseptiyle eğlendiren etkinlik Gastro Musical, Mart ayında rakı konseptiyle sizlerle buluşuyor. Birbirinden marifetli gastronomika şefleri sizin için 5 farklı rakı kokteyli ve mezeler hazırlıyor. Turkish Edits tarafından düzenlenmiş Türkçe şarkılar da misafirlerine muhteşem bir gece yaşatmayı vaat ediyor. Gastro Musical Experience, Gastronomica ile Turkish Edits'in bir araya gelerek ortaya çıkardıkları bir format. Nedir bu format? Bugüne kadar rakı masası hep oturarak deneyimlediğimiz bir ortam. Biz bu rakı masasını ayağa kaldırmayı hedefledik. Turkish Edits eski plaklardan derlediği müziklerle bunları yeni ritimlerle birleştirerek bir araya getiriyor ve bugün buradaki eğlenceyi sağlayacaklar. Aksak ve diskolog çalacak. Biz ise rakı kokteylleri yaparak aslında rakıyı masadan kaldırmaya uğraştık. Şimdi de sırada editörümüzün bu hafta sizin için seçtikleri. 2015 Uluslararası Anton Çehov Tiyatro Festivali'nde Rusya'da Türkçe oynanarak Rus oyununu en iyi yorumlayan tiyatro ödülü alan Bir Dilin Hatıra Defteri 19 Mart saat 20.30'da alternatif sahnede seyirciyle buluşuyor. Nikolay Gogol'un ünlü eseri Savaş Mutlu yönetmenliğinde Erdem Topuz tarafından sahneleniyor. Anne! Türk Edebiyatı'nın klasikleşmiş ismi Nazım Hikmet, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından düzenlenen etkinlik dizisiyle anılıyor. 17 Mart saat 19'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Nazım Hikmet konuşmalarında Sabri Koz ve Öykü Terzioğlu 4 farklı söyleşiyle Hikmet'in şiirlerini ve düz yazılarını ele alacak. 21. yüzyıl Türk şiiri için büyük önem taşıyan Küçük İskender, Gümüşlük Akademisi'nde meraklarıyla şiiri irdeliyor. Türkçe şiire genel bir bakış, dünya şiirinin öncüleri, şiirde ana damarlar gibi birçok bölümden oluşan çalışmalar 20 Mart'ta başlayacak ve 6 hafta boyunca devam edecek. Şehirde Sanat'ın bu haftalık sonuna geldik. Haftayı yepyeni etkinliklerle görüşmek üzere.